İsrail'in hava savunma sistemi Demir Kubbe hakkında neler biliyoruz? Demir Kubbe, 2006 yılında Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki topraklara yönelik 2000'den fazla roket saldırısında 43 sivilin yaşamını yitirmesinden sonra geliştirilmeye başlandı. 2008 ve 2009'daki testlerden sonra ilk Demir Kubbe bataryaları 2011'de kullanıldı. Demir Kubbe, İsrailli Rafael şirketi, İsrail Havacılık ve Uzay Enstitüsü tarafından ortak olarak geliştirildi. Kongre Araştırma Servisine göre ABD hükümeti Demir Kubbe programına 2.9 milyar doların üzerinde para harcadı. Parçaların yarısı Amerika Birleşik Devletleri'nde, yarısı İsrail'de üretiliyor. Montajı ise İsrail'in fabrikasında yapılıp hazır hale geliyor. Üreticisine göre her türlü hava koşulunda çalışan Demir Kubbe'nin gelen saldırıları imha etme oranı %90. Çalışma mantığı ise şöyle. İlk aşamada radar sistemi. Radarlar gelen roketi tespit ediyor ve bilgileri batarya kontrol merkezine iletiyor. İkinci aşamada kontrol merkezi devreye giriyor. Roketin düşeceği yeri hesaplıyor. Eğer kritik bir alana düşeceği tespit edilirse imha sinyali verip füze fırlatılıyor. Üçüncü aşamada fırlatılan güdümlü füze kontrol merkezi ve radardan aldığı talimatla gelen tehdidi bulmak için kovalanıyor. Ve son aşamada tehdidi havada imha ediyor. Ancak her bir füzenin maliyeti 40 bin dolar olduğu için İsrail'e gelen binlerce füzenin durdurulması çok maliyetli. Demir Kubbe son 10 yılda 2500'den fazla roketin bazılarına müdahale ederek zarar vermemesini sağlasa da %10'luk başarısızlık oranı olduğu görülüyor. Sistem kısa menzilli roketlere ve 70 kilometre menzile sahip. Özellikle farklı alanlardan eş zamanlı seri roket atışlarında Demir Kubbe yetersiz kalıyor. 2021 yılındaki çatışmalarda Hamas'ın gönderdiği füzelerden bazıları yerleşim yerlerine isabet etti.